pandemi döneminde modayı, hastalığın sektöre etkilerini ve bu yazın trendlerini konuşacağız. Dünyaca ünlü yıldızları giydiren moda tasarımcısı Sayın Atıl Kutoğlu karşımızda. Efendim hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Evet, şimdi hastalığın sektöre etkilerinden bahsederek sohbetimize başlayalım Sayın Kutoğlu. Çünkü iki yönlü etkisi oldu. Bir, alanlar, almayanlar, tasarımcılarda nasıl etkiler yaptı, neler söylersiniz? Evet, çok güzel siz söylediniz. Aslında online satışlarda başta bir patlama yaşandı. Fakat bazı kesim insanlar da kendini geri çekti. Alışverişten tamamen koptular. Ama şunu söyleyebiliriz ki dünyada tekstil ve moda sektörüne tabii çok ciddi bir darbe geldi bu pandemi sürecinde maalesef. En çok etkilenen sektörlerden biri olduk. Moda ve tekstil ve perakende sektörü. Ama işte sektörümüz yine de kendine uyum göstererek bazı çıkış yolları aradı. Online satışlara daha çok yönelildi. Bu arada benim Avusturya'nın merkezi, başkenti Viyana'daki bu timden görüntüler görüyoruz burada. Evet. Bizim de tabii Viyana'nın merkezinde iki tane perakende hizmeti veren lüks butiklerimiz var. Bunlar da çok etkilendi. Şu anda mesela Viyana tamamen kapalı. Önümüzdeki pazartesi günü tekrar açıyoruz oradaki mağazamızı. Ve bizim gibi birebir hizmet veren, birebir müşterileriyle buluşan, bizimle sohbet etmeyi, trendleri bizden öğrenmeyi seven müşterilerimizle buluşan bir sektör olduğumuz için biz çok etkilendik. İstanbul'da Raffles Otel'deki showroom'umda ben nispeten müşterilerimi ağırlayabildim. Onun için de şu anda İstanbul'dayım. Ama şimdi burası da kapanıyor. Viyana açılacağı için haftaya inşallah oraya geçeceğim. Sektör çok etkilendi. Tabii görkemli defileler yapılamıyor. Bütün moda haftaları dünyada Paris, Milano, New York online olarak yapılıyor. Ama onun da eski tadı maalesef yok. Ama ben yine de şimdi aşılanma hareketi tüm dünyada hızla ilerliyor. İnşallah normale dönüşle birlikte çok büyük bir bizim sektörün, moda ve tekstil sektörünün çok büyük bir patlama ile belki eskisinden daha çok satışlar yapıp daha canlı bir şekilde geri dönüş yaşayacağını düşünüyorum. Şimdi siz dünya isimlerini, dünyanın yıldız isimlerini giydiren bir isim olarak hemen şunu da sormak istiyorum. Dünyanın yıldızlarına peki nasıl yansıdı bu dönem? Tercihlerinde farklılık oldu mu? Oscar'ları geçenlerde izledik. Birkaç gün önceydi. Vallahi tercihlerinde çok büyük bir fark yok ama tabii törenler çok sönük geçiyor ama yine çok şaşalı tuvaletler giymişlerdi, çok parıl parıl gösterişli. Yani insanlar da aslında bu evlere kapanma döneminde bir hasret ve bir özlem oldu o şıklığa. Yani baştan bir böyle sanki hani hep herkes eşofmanlara çok böyle rahat kullanımlı işte evde giyecek kıyafetlere yöneliyormuşuz gibi algılandı. Ama ondan sonra biz de hissettik ki müşterilerimizden gelip mesela bizden bu pandeminin ortasında böyle şıkır şıkır tamam yani belki gece tuvaletleri bir balo kıyafeti olmasa da böyle kokteyl elbiseleri gibi şık elbiseler talep eden hanımlarımız oldu. Dediler ki o kadar sıkıldık ki evlere kapanmaktan yani ilk böyle bir akşam yemeğine güzel bir yere gideceğimiz akşam ben bu elbiseyi giyeceğim. Yani bir bakıma insanların özenli giyinmeye, şık giyinmeye ihtiyaçları var, özlemleri arttı. Ve bunu biz modacılar, moda tasarımcıları olarak da onlara tabii ki memnuniyetle destek olup yeni kreasyonlar sunuyoruz. Peki sözünüzü kestim. Hemen yeni kreasyonlarınızdan biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Şimdi bu karamsarlık mı kreasyonlara yansıdı yoksa umut mu daha etkili oldu tasarımlarınızda, yeni tasarımlarınızda? Bir hayli de merak edilen bir konu. Ne söylersiniz?
Evet, yani umut, onu çok güzel söylediniz. Umut ve güzelliklere olan özlem benim koleksiyonlarıma yansıyor. Bu önümüzdeki ilkbahar yaz döneminde cıvıl cıvıl kıyafetler, uçuşan kumaşlar, evlerde, bahçelerde bile giyilse insanın içini açan, işte burada da görüyoruz, pasteller, beyazlar, krem renkleri, ketenler, pamuklular. Gayet konforlu kıyafetler ama aynı zamanda içinde bayanların da kendini şık ve güvenli hissedecekleri kıyafetler sunuyoruz. Önümüzdeki sonbahar kışı da biz şimdiden dünya medyasına ve dünya kamuoyuna sunduk. Bu arada burada da Paris'teki defilemden, İstanbul Fashion Week'teki defilemden kesitler görüyoruz. İnşallah New York Moda Haftası'na da tekrar katılmak kısmet olur. Bu da New York Moda Haftası'ndan bir kesit. Önümüzdeki sonbahar kış içinde ben space mood dedim, uzaydan esinlendim. O kadar çok bu Elon Musk'ın girişimleri, işte uzaya fırlatılan raketler, Mars'taki gelişmeler beni etkiledi ki bayanlara sunduğum şıklığı böyle uzay düşüncesiyle, uzay moduyla buluşturdum. Onlara çok özel kreasyonlar hazırladım. Bunları inşallah en başta Viyana'daki butiklerimizde ve İstanbul Raffles Otel'deki showroom'umuzda moda severlerle buluşturacağız en kısa zamanda. Evet, tabii tasarımların umut taşıyor olması son derece güzel bir haber. Hepimiz yüreğinde bir umut taşıyor, özellikle bu aşı çalışmalarıyla da ilgili olarak. Şimdi renkler cıvıl cıvıl olacak dediniz ama genel olarak şimdi neon renkler bir dönem çok modaydı. Cıvıl cıvıldan kastettiğiniz neon renklerin tekrar hayatımızda çokça yer alması mı, yoksa bahar tonlarının öne çıkması mı? Neon renkler aslında tüm hızıyla devam ediyor. Onları koleksiyonlarda çok rahat görebiliyoruz. Ama bunun yanında böyle mavi, türkuaz ve yeşil tonlarına biz ağırlık verdik. Oranj, sarı, yani hanımların sevdiği aslında pembe, açık pembe, pembenin her türlü çingene pembesi, mor benim çok sevdiğim bir renktir. Çağla yeşili. Böyle neon sarılar hepsi bu sene ilkbahar yaz kadınlara sunuluyor. Zaten öyle bir sıkıntılı dönem yaşadık ki modada da şu anda her şeye izin var. Yani böyle bir illaki şu rengi bu rengi giyeceksiniz diye bir kısıtlama yok. Dünya modacılarının da büyük markaların da çalışmalarına baktığımızda bizimle paralellikler gösteriyor. Hanımlara çok geniş bir seçenek sunuyorlar. İsteyen bol, isteyen kabarık kollu, isteyen 1980'leri çağrıştıran vatkalı kreasyonlar giyiyor. İsteyenler de daha sade, daha spor kıyafetler giyebiliyorlar. Yani modada hiç şimdiye kadar olmadığı kadar geniş bir seçenek sunuluyor hem bayanlara hem erkeklere. Biraz onu yine hastalığa bağlayabilir miyiz acaba Sayın Kutuoğlu? Bu kadar olumsuzluk yaşadık, bu kadar ölüm yaşadık. Belki hayatımızın, o geçirdiğimiz anların rahatlığımızın biraz daha farkına vardık diyebilir miyiz bu değişikliği için? Evet, tabii ki hepimiz için bundan çıkarılacak çok dersler oldu ve bu hayatın güzelliklerine özlem duyduk. Onların yokluğunu yaşadı insanlar. Her kesitten insan bunu yaşadı. En üst düzeyden en aşağıdaki çalışanlara kadar. O yüzden şimdi böyle bir gerçekten normale dönüş herhalde çok büyük bir coşkuyla gerçekleşecek ve insanlar bu özgürlüklerine, giyimde de, modada da özgürlüklerine ve seçim şansına her şeyi giyebilecekleri günlere döndükleri zaman büyük bir coşkuyla, daha bir mutlulukla kreasyonlarımızı taşıyıp kendilerinden emin bir şekilde çok mutlu günler, saatler geçirecekler eminim. Ben deri kreasyonlarım da benim Avrupa'da ve Amerika'da çok beğeniliyor. Özellikle Türkiye'de üretilen yumuşak derilerimiz her daim hem gündüz giyiminde hem akşam yemeklerinde, kokteyllerde hatta büyük organizasyonlarda, balolarda bile tercih ediliyor. Tüm bunları inşallah tekrar dünya hanımlarına New York'tan, Miami'den başlayıp Viyana, İstanbul'da şık hanımlarımıza sunacağız ve onların üzerinde görmek bana büyük mutluluk verecek.
Efendim çok teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz hem bilgiler hem de güzel umut dolu temenniler için ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet, dünyaca ünlü yıldızları giydiren moda tasarımcısı Sayın Atıl Kutuoğlu konuğumuzdu. Hastalık yeni trendlere nasıl yansıdı? Yeni akımlar ortaya çıkacak mı bu dönemde? Tüm sorularımızı samimiyetle cevapladı.